Suresi 32 göçmen ailesi bulunuyor. Bunların çok büyük bölümü Afganistan'dan, Taliban'dan kaçan kişiler. Diğerleri ise az bölümü de sanırım 6 ailede Irak'tan gelen misafirlerimiz. Bunlar geçici bir mekan olarak burada kalıyorlar. Buradan esas ikamet edecekleri ülkeleri kendileri seçecekler. Ona göre ülkemizde kalmak isteyen kalacak. Kalmak istemeyen başka ülkelere buradan Birleşmiş Milletler aracılığıyla oraya gitmeleri bunların sağlanacak. Burada son derece memnun olacaklarına inanıyorum. Şu anda çoğu işleri, çoğu giderleri biz valilik olarak karşılamaktayız. Bu gibi insanlara yardım etmek gerçekten bir büyüklüktür. Bir zamanlar Kurtuluş Savaşı'nın günlerinde aynı duruma düşen Osmanlı'nın değişik ülkelerinden buraya Türkiye'ye gelen insanlar gibi ben de bunları telakki ediyorum. Ve bunları bizimle aynı dini paylaşan, aynı peygamberi paylaşan kişi olarak, gerçi paylaşmasalar bile biz her zaman insan olan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bu vesileyle bunların ilk gelişinde karşılaştıkları husus dil eğitimi, dilini bilmeyen, dil eğitimi, dil öğrenimini sağlamayan yaşamaktan zorluk çeker. Bu vesileyle biz bu çocuklarımıza şu anda bana ifade eden 70 kadar kişi burada Türkçe dil öğrenimini sürdürüyor. Tabii ki Türkçe dil öğrenimi bittikten sonra halkla olan diyalogları daha kolay, daha güzel olacaklar. Ve Giresun'umuzu, Türkiye'yi daha da çok seveceklerinden diyorum. Ben bu daha çocuk yaşta, şurada 7-8 yaşlarında bu duruma düşen kişilerin demek ki kaderi böyleymiş. Ama biz bunların yanında ve kendi memleketlerini hissettirmeden burada kendi memleketlerindeki yaşantılarını burada devam edeceklerini sizle ifade ediyorum. Sağ olun. Evet Sefer. Hadi görüşürüz. Güzel güzel isimler. Evet. Nasıl Türkiye'yi sevdiniz mi? Giresun'u sevdiniz mi? Çok sevdim. Çok sevdiniz. Sevdim. Memnunsunuz değil mi? Çok memnunum. Çok memnunsunuz. Ama bak buraya bunları öğren. Bunu mutlaka Türkçe'yi öğren. Türkçe'yi öğrenirseniz, burayı sevmeniz daha güzel. O bakımdan ben size tabii her şeyi açık etmiyorum şimdi. Tabii karşılıklı anlayamadığımız. Yani bulunduğunuz yerde değil, mutlaka bilmelisiniz. Evet, ben size başarı diliyorum. İnşallah burayı bitirdiğinizde benim konuştuklarımı anlayacak duruma gelebilmiş olacaksınız. Geliş olacağız değil mi de? Gelebilmiş olacaksınız. Evet, hadi kolay gelsin size. Ne yazdım bakayım, ne öğrendim buna bulaşmak için? Tamam, tam olarak...